Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika, Fransa ve Almanya'da Türk vatandaşlarına ve kurumlara yönelik Mart ayındaki saldırılarına ilişkin yaşanan olaylar PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Nisan 2024'te Fransa ve Belçika makamları tarafından PKK terör örgütüne yönelik olarak terörün finansman nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlarda not ediliyor. Keyfiyeti yabancı muhataplarımız nezdinde gündemi tutmaya devam ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. PKK yandaşlarınca 24 Mart'tan itibaren Belçika'nın çeşitli yerlerinde Türk vatandaşlarını ve kuruluşlarını hedef alan saldırıların yapıldığını hatırlatan Fidan, 25 Mart'ta Fransa'da Türk Kültür Derneği'ne, 26 Mart'ta da Hannover Başkonsolosluğu'na saldırıldığını anlattı. Bakan Fidan, saldırıların faillerinin ortaya çıkarılarak adalete teslim edilmeleri ve Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması için muhataplar nezdinde süratle girişimlerde bulunduğunu ve girişimlerin sürdüğünü bildirdi. Olayların yaşandığı akşam Belçikalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Fidan, yaralanan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve ilgili temsilciliklerin görüştüğünü ifade etti. Fidan, Belçika'daki olaylar ve Hannover Başkonsolosluğu'na yönelik saldırılarla ilgili bakanlık tarafından iki açıklama yapıldığını hatırlatarak, girişimlerimiz neticesinde Belçika Başbakanı ve Belçika Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda PKK gibi terör örgütü olarak sınıflandırılan bir grup sempati ifadelerinin Belçika'da hoş görülemeyeceğini, terörü maruz görmenin ve terör örgütlerine destek vermenin kırmızı çizgileri olduğu belirtilmiştir bilgisi paylaşıldı. Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıların en sert şekilde kınandığı belirtilen Fidan şunları kaydetti. Marigana Türk Kültür Derneği'ne yapılan saldırıların failleri olan iki şahsın yakalanarak hapis cezasına çarptırıldıkları Fransız makamlarınca ilgili dış temsilciğimize bildirilmiştir. Yaşanan olaylar PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Nisan 2024'te Fransa ve Belçika makamları tarafından PKK terör örgütüne yönelik olarak terörün finansman nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlarda not ediliyor. Keyfiyeti yabancı muhataplarımız nezdinde gündeme tutmaya devam ediyoruz dedi.